Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Rüyam. Bugün sizlerle beraber T4 aşmak için yapılması gerekenler başlığı altında bir sürü başlık inceleyeceğiz. T4'ler hakkında konuşacağız. Uzun zamandır rehber videosu çekmiyordum, biliyorsunuz sürekli savaşlarla ilgili işte savaştığım, sıfırlama yaptığım videolar daha çok yayınlıyordum. Ki bunlar da genelde stoktan oluyordu. Uzun zamandır birebir bu şekilde anlatarak bir video çekmiyorum. Genelde Discord kaydı sizlere atıyordum ve siz de onları izliyordunuz. O yüzden birazcık heyecanlıyım. Bayağı heyecanlıyım hatta böyle bir videoyu uzun zamandır çekmediğim için. Umarım bu tarz videoları beğenirsiniz ve izlemeye devam edersiniz. Evet, onlar da çok güzel. Sıfırlama videolarını ben de çok seviyorum çünkü daha kolay editleniyor ve düzenleniyor. Ama yine de bunları da bırakmayalım. Bizim konseptimiz her zaman buydu. Birazcık savaş, birazcık rehber, bilgi, birazcık da eğlenceydi ve o şekilde devam edelim istiyorum. Ve gelelim T4'lere. T4'lere sahip olmak bu oyuna başlayan hemen hemen herkesin hayalidir. Ve hadi itiraf edelim, T4 açmak bir hayli zor. Özellikle oyunda paket satın almıyorsanız en az 8-9 aydan önce T4 açmanızın imkanı yok demek oluyor bu da. Hadi şimdi T4 nedir, ne işe yarar, T4 askerler nasıl açılır? Gerçekten savaşmak için T4'e ihtiyacımız var mı? Para yatırmadan oynayanlar T4 açabilir mi? Gibi genelde bana sorulan, bana yöneltilen soruları cevaplamak istiyorum. Bununla ilgili aslında daha önce bir video yapmıştım. Ancak baya eski olduğu için ve siz de çok fazla ona bu gözle bakmadığınız için yeniden çekme kararı aldım. Bu komple buna ayırdım. Benimle alakalı olmayan sadece soruları cevapladığım bir video olacak. Bu arada hemen unutmadan söyleyeyim. Bundan sonraki rehber videomuz nasıl daha hızlı T4 açabilirim konusu hakkında olacak. O videoyu kaçırmamak için hemen şimdi kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, T4 nedir? Öncelikle yeni oyuncuların korkulu rüyası diyebilirim. Ama aslında T4 açtıktan sonra oyuna yeni başladığınızda fark edeceğiniz bir asker türü. T4 birlikler şu ana kadar Lords Mobile'da bulunan en yüksek askerler. Zaten tip 1, tip 2, tip 3, tip 4 olarak kısaltıp biz bunlara T1, T2, T3, T4 olarak isim vermişiz. Hemen zaten şurada görüyorsunuz. Yiğit savaşçı, yok edici, yiğit topçu, kadim ejder, binici. Bu türler T3 birliklerden yaklaşık olarak 1,5 kat daha güçlü. T3 birlik dediğimizde asil muhafız, ateş mancınığı, görünmez nişancı ve asil süvari. Bu birliklerden daha güçlü ve T1, T2 birliklerinden de çok 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 daha güçlüler. Yani oyundaki en güçlü birlikler diyebiliriz. Hemen şuradan T2'leri görebilirsiniz. Gladyatör, katapult, keskin nişancı ve sürüngen binici. Özellikle oyun içerisinde sizler de biliyorsunuz maksimum ordu büyüklüğü diye bir olay var. Hemen sizler için bunu göstereceğim. Hatta bunu yükseltmek için toprak görevlerinden eşya da satın alabiliyorsunuz. Şurada hemen maksimum ordu büyüklüğü %5'i bende varmış. %20'si 2400 mücevher, %50'si de 5000 mücevhere satılıyor. En yüksek solo ordu büyüklüğü 375.000. Oyuncu değişiyle 375K'dır. 375K T4 ile 375K T3 arasındaki güç bakımından dağlar kadar fark var. İsterseniz bunu sizler de karşılaştırabilirsiniz. T4'lü bir arkadaşınızdan rica edersiniz ve kamp atarsınız ya da o size saldırır. Bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Zaten T3 açmanın aksine T4 açmak çok zordur. Yani şuraya kadar gelmek basittir ve bundan sonrası acayip zordur. Bu yüzden T4'ü henüz açmamış arkadaşlarımız T2, T3 tuzak kale yaparak savunma yapabilirler. Ki buna videonun ilerleyen kısımlarında geleceğiz. Bekleyin. Evet, bekleyin. Şimdi sıradaki konumuz nasıl T4 açabiliriz? Evet, en çok merak edilen konu da zaten bu. T4 demek bol bol araştırma yapmak anlamına geliyor. T4 araştırmalarını açmak için sizi katil edebilecek uzunlukta bir sürü araştırma bitirmelisiniz. Ve çok uzun dediğiniz araştırma sürelerinin kat ve kat uzunluğunu ileride bitireceksiniz. O yüzden süreleri çok kafanıza takmayın ve bol bol etkinliklere katılıp hız biriktirip süreyi kısaltmaya bakın. Ve tabii ki bu araştırmaların çoğunu tamamlamak için bir sürü yapıyı 25. seviyeye yükseltmeniz gerekecek. Ya yapılması gereken çok şey var ama aslında bunlar hiçbir şey.
ne demek istediğimi zamanla anlayacaksınız. Anlamış olanları tam burada yorum alalım o zaman. T4 açmış arkadaşlarımız T4 açma süreçlerini hepimizle yorumlar kısmında paylaşabilirler. Tamam, o zaman şöyle yapalım. T4 açmadan önce bitirilmesi gerekenleri bir göz atalım. Önce yapılardan başlayalım. Yapılar dediğimiz şunlar: kaynak yapıları, yukarıda revirler, malikaneler, kışla ve burada da bir takım yapılarımız var. Yoldaşlar kısmında sadece sunağa değineceğim, diğerlerine değinmeyeceğim. Bununla ilgili zaten bir video hazırlamıştım. Yoldaşlar hakkında bilmeniz gerekenlerle ilgili videoya da hemen sağdan çıkan ok gibi böyle bir şey var. Ona tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sadece burada sunağa değineceğiz. İlk olarak kale seviyesinin 25. seviye olması gerekiyor. Yani şu görmüş olduğunuz gibi seviyelendirilmiş seviye 25 olması gerekiyor. Kaynak yapılarının da farklı türlerinden en az bir tane 25. seviyede yapı olması gerekiyor. Yani şöyle taş ocağından bir tane 25 olmalı. İşte kereste fabrikasından 25 olmalı vesaire vesaire. Ve şurada da bir tane maden, cevher için madenler var. Bunlardan gıda da dahil, şu an bende yok ama o zaman yapılması gerekiyor. 25. seviyede en az bir tane yapınızın olması gerekiyor. Zaten bunları birkaç yapı yükseltirken istiyor. Yani otomatik olarak yapacaksınız. Mesela malikane 25 yapmak için istiyor. Ya da işte kışlayı yapmak için istiyor vesaire. Bunları zaten yapıyorsunuz. Asıl zor olan yapılar hapishane, sunak ve savaş sarayı. Bunları 25 yapabilmek için, ki en çok müco buralarda gidiyor, bu yapıları dikkatlice yükseltmek gerek. Çünkü yükseltmek için özel eşyalar istiyor. En zor dediklerimden biri mesela hapishane. Hapishaneyi yükseltmek için biraz sonra göstereceğim bir eşya istiyor ve bunu yükseltmeniz gerekiyor. Bunu 25 seviye yapmadan ne yazık ki akademi 25. seviyeye yükseltilemiyor ve bizim T4 araştırmasını yapabilmemiz için akademiyi 25 yapmamız gerekiyor. Bu şart, mecburi. İkinci yapılması gereken yapı savaş sarayı. Bunu da az önce zaten söylemiştim. Bunu da 25 yapmak için özel bir item istiyor, eşya istiyor. Bunu da göstereceğim hemen. Evet, üçüncü olarak da sunak. Sunak bayağı zor. Şu an bende etkin bile değil. Ama etkin olmadığını çok da şey yapmayın. Biz onu hemen etkinleştiriyoruz. Bayağıdır dediğim gibi hesabımı geliştirmekle uğraşıyordum ve üzerinde çok fazla değişikliğe gittim ve gidiyorum hala. Mesela tüm malikaneleri yıkıp revir yapacağım. Bundan önce asker basmak için de full malikaneye dönmüştüm. O yüzden şu aralar baya zordayım. Ve asker basmak için ve hatta yoldaş araştırmalarını bitirmek için de baya mücevher biriktirdim. Bir de bana yakın zamanda, haberiniz var mı bilmiyorum ama, yani çok büyük değil, 1 milyon tarzına değil ama labirent patladı. Labirent patladığı için de çok mutluyum. Yani en azından bir kere de olsa patladığını gördüm. Evet, neyse. Konumuz bu değil. Konuyu saptırmayalım. Bunları daha sonra başka videoda isterseniz konuşabiliriz. Sunağı yükseltmek için de eşya istiyor. Bunların hepsini az sonra göstereceğim. Sizinle ne kadar mücevher satın alabileceğinizi de paylaşacağım. Hatta hemen şimdi göz atalım. Hapishane için çelik kelepçelere ihtiyacınız var ve her bir çelik kelepçe 15 mücevher. Sunağı yükseltmek için ruh kristaline ihtiyacınız var. Her bir ruh kristali de 15 mücevher. Ve aynı zamanda savaş kitabına da savaş sarayını yükseltmek için ihtiyacınız var. Bu da aynı şekilde 15 mücevher. Hazine deposunu yükseltmenize gerek yok. Onu sadece isteğe bağlı yükseltiyorsunuz. Ama bende full yüksek ve mükemmel derecede müco veriyor. Bir ayın sonunda verdiğim müco ile zaten dehşet çok mücevherim oluyor. Ve bu yüzden de sizin de bir an önce hazine deposunu yükseltmenizi öneririm. Onunla ilgili de bir video hazırlamıştım. O videoya da hemen sağ taraftaki işaretinden ulaşabilirsiniz. Hazine deponuzu yükseltmeyi unutmayın. Ama bunun T4 araştırmasıyla hiçbir alakası yok. Sadece kişisel bir öneri. Devam ediyorum. Ve bir de hiçbir yer duymadığınız ufak bir bilgi vereceğim. Hiçbir yer duymadınız diyorum ama kesin duymuşsunuzdur. Ruh kristaline, savaş kitabına ve çelik kelepçelere tamı tamına 20.000 adet ihtiyacınız olacak. Ve 15 mücevher karşılığında alırsanız da çok pahalıya denk geliyor. Bu yüzden o satın alma yeri var ya yükseltirken, orada 1000 tanesini 10.000 mücevhere satıyor. Onu almanızı ve o şekilde tamamlamanızı öneririm.
1000 tanesini 10.000 mücevhere satıyor ve bu şekilde almanızı öneririm. Diğer türlü gerçekten sizin için çok pahalı olacak. Her bir yapıyı yükseltmek, 25. seviye yapmak için gerekli olan bu eşyaları aldığınız zaman, eğer hiçbir yerden gelmezse ve sadece mücevherle alacaksanız, her birini 200 bin mücevhere alabiliyorsunuz. Tabii birçok yerden de gelebiliyor, biriktirebiliyorsunuz. Özellikle festival gibi yerlerden güzel birikiyor. O yüzden bunlara da dikkat edebilirsiniz. Ama bunları bir sonraki videomda zaten söyleyeceğim. O yüzden çok fazla girmeyeceğim. Şimdi de gelelim araştırmalara. Araştırmalarda mücevher hasadı hariç tüm ekonomi araştırmalarını bitirmiş olmanız gerekiyor. Yani burayı komple bitirmiş olmanız gerekiyor ki bende zaten mücevher hasadı gördüğünüz gibi 10 değil. Burayı komple yükseltmiş olmanız gerekiyor. Bunu T4 araştırmaların en sonuncusunda zaten zorunlu kılıyor. Bu yüzden de ilk önce ekonomi araştırmalarını bitirmenizi öneririm ki aradan çıksın bir an önce. Ve tabii ki askeri araştırmalarını da yapmanız gerekiyor. Burayı da fullemelisiniz. En sona ordu taarruzu 1, 9'dan 10'a yükseltmek kalıyor. Ondan sonra da zaten bu araştırmalara komple başlayabiliyorsunuz. Burada dediğim gibi 9'dan 10'a yükseltirken ekonominin tamamlanmış olmasını istiyor. Buna lütfen dikkat edin, unutmayın ve yapmış olmanız gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi bayağı yapılacak şey var. Öyle değil mi? Ama ben eminim siz bunların hepsini yapabilirsiniz. Hatta birçoğunu şu anda tamamlamış bile olabilirsiniz. Ancak bilmeniz gereken en önemli şey doğru oynamak. Eğer doğru bir stratejiyle ilerleyemezseniz çok fazla hata yaparsınız ve boşuna mücevheriniz, kaynağınız, hızlandırmanız vesaire gider. İşinize yaramayan araştırmalar yapar. T4 aşma sürenizi de çok uzatabilirsiniz. Bunun için bir sonraki videomu bekleyin. Orada sizler için hızlı T4 açmak için birkaç şey anlatacağım. Zaten bunları duymuşsunuzdur ama ben de birkaç bir şey eklemiş olacağım üstüne. Evet, sıradaki konumuz gerçekten savaşmak için T4'e ihtiyacımız var mı? Bunu duyduğuna üzülebilirsin. Çünkü T4 açmak için varını, yoğunu ortaya koyup zaman harcıyorsun ve belki de para yatırıyorsun. Ancak bunu senden saklamayacağım. Savaşmak için T4'e ihtiyacın yok. T4 olmadan da savaşabilirsin. Ancak bunun için kaynak, hızlandırma ve zaman harcayacağını unutma. T3 içtimalarla çok güzel yanan kocaman kaleler biliyorum. İşin sırrı savaşmayı bilmekte. Belki biraz cesarette ama T4'lerde değil. Ve bilmeni istiyorum ki T4'ün en büyük avantajı T4 birlikler değil, araştırmalarını yükseltmek için bir yol gibi bir şey. Ve sen istersen bu araştırmaların yükseltmesi olayını T4 araştırmalarını yapmadan da başlamadan da yapabilirsin. Yani T4 açmadan belki de ileride sana lazım olacak araştırmaları yapıp ondan sonra T4 açmayı deneyebilirsin. Belki seviye 24 kareyle yapılabilir, tüm araştırmaları tamamlamanız daha mantıklıdır. Bunu bir düşünün ve aşağıya yorum yazın. Seviye 24 bir kaleyi 25 yapmadan tüm araştırmalarını tamamlamak, daha sonra 25 yapıp T4 açmak bence daha mantıklı. Düşünün. Bunu bir düşünün. Evet, gelelim son başlığımıza. Para yatırmadan oynayanlar T4 açabilir mi? Para yatırmadan oynayanlardan kasıt ayda 50 TL ve altı hiçbir şey harcamayan oyuncuları olarak düşüneceğim. Sadece gelen ufak paketleri satın alıyorum diyen dostlarımızı da bu gruba dahil ediyorum. Haberiniz olsun. Ve sorumuz, para yatırmadan oynayanlar T4 açabilir mi? Cevabımız çok basit. Evet. Tabii ki açabilir. Ve videonun başında süre bile vermiştim. Ayda 700.000 TL harcamak sürecin çok daha hızlı ilerlemesine, daha çabuk T4 açmanıza neden olur. Yalan yok. Bunu zaten benim kalemden çok net görebilirsiniz. Oyuna para yatıran kişiler her zaman önünüzde olacaklar. Ancak para yatırmadan oynayan arkadaşlarımız da, yani sizler de T4 açmak için herhangi bir aksilik yaşamayacaksınız. Sadece para yatırmadan oynayan oyuncularımızın süreçleri ve kat etmeleri gereken yol çok daha uzun olacak. Para yatırarak T4 açan arkadaşlarımız 4-5 ayda bunu yapabiliyorken, para yatırmadan doğru bir stratejiyle yapmaya çalışan arkadaşlarımız da 8-9 ayda T4 açabilirler.
Biliyorum bu süre çok fazla ve oyunun başına yaptığınız yanlış hamlelerle, hatalarla bir yıla kadar uzayabilir. Ancak imkansız değil. Ve bu şekilde T4 açan çok fazla tanıdığımız, gördüğümüz oyuncular var. Hatta alt kalelerimiz var. Evet, birçok alt kalemiz de aynı şekilde T4 açtı. Aslında şöyle bir gerçek var. Birkaç tane T4'te hesap yaptıktan sonra artık kafanızda neleri yapmanız gerektiği ya da ileride nelerin işinize yarayacağını bildiğiniz için T4 açmak çok 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 daha fazla kolay oluyor. Belki ilk başlarda yaptığım videolarda bana bu kız ne yapıyor, böyle gelişim olur vesaire diyebilirler ya da diyebilirsiniz. Ancak bu şekilde gelişiliyor ve aslında ben o zamandan zaten daha önce bir T4'lü kale geliştirdiğim için daha fazla bilgiye sahiptim ve bunları sizlere aktarmaya çalışıyordum. Aynı zamanda bu hesabı geliştirirken. Ancak tabii ki o dönemde benimle aynı kudretlerden olan arkadaşlarım bunları yanlış olarak ya da işte farklı olarak nitelendiriyordu. Ancak yapılması gerekenler aynı. Bugün ne söylediysem daha önce T4 açmakla ilgili yaptığım videoda da aynı şeyleri söylemiştim. Bu video tabii ki daha detaylı oldu. Tabii burada YouTube'a adapte olmuşluğum da var. Yani eskisi kadar zorlanmıyorum. Şu an zaten evet bu videoda bayağı zorlandım. Çünkü uzun zamandır bu tarz bir video yapmıyordum. İlk başlarda olduğu gibi değilim. Gayet konuşabiliyorum. Eskiden duvara bakıp konuşmak o kadar zor geliyordu ki ama şu anda öyle değilim. Bu yüzden iki video arasında en büyük fark bu olabilir. Bugün beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu uzun videodan umarım kendiniz için güzel bir sonuç elde etmiş olursunuz. Güzel bir şeyler öğrenmiş olursunuz ki zaten bu videoları yapmamın da amacı bu. Gelişmekte olan arkadaşlarımız için ya da işte gelişen ve son aşamalara gelmiş arkadaşlarımız için bir takım yol göstermeler, kendimce yaşadıklarımdan aldığım deneyimler hepsini sizler için harmanladım ve önünüze sundum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Lütfen 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 kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve aşağıya güzel güzel yorumlar bırakmayı da unutmayın. Video içinde sorduğum soruların cevaplarını da sizlerden bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek ki o videonun konusunu da biliyorsunuz. Hoşça kalın. Görüşürüz.